Biz şu an şu noktadayız. Evet. Burası yaklaşık tünelin başlangıcında. 260 metre içeride. Tünelimizin uzunluğu 2,5 km yaklaşık. Çift tünelde olmuş. B3 invertli, C2 zemin kıvası. C3 ve C3 özel isimler var. Hem de bu noktalarda hani bizim tünelimizde bilimsel verilere dayanaraktan belki 30 santim, belki 50 santim. Yaklaşık 45 dakika süren bir yolculuk süresini 10 dakikaya indirecek. Dolayısıyla da kent içindeki trafiğe olağanüstü nefes aldıracak bir dev yatırım. Yani şu an itibariyle işte fiyat artışlarıyla beraber 1 milyar 150 milyon liralık bir bütçeye erişmiş durumda ama işin bitişi herhalde 2-2,5 milyarları bulacak büyük bir proje. Fakat dediğim gibi İzmir trafiğinde müthiş bir rahatlama getirecek. Çift tünel olarak işliyor. İki ayrı tüp kazılıyor şu anda. Zaman zaman tünel içinde patlatmalar da yaşanacak. Ama son derece bilimsel yürütülen çalışmalar. 35 iş makinesiyle 24 saat çift vardiya esasıyla yürüyor. Öngördüğümüz tarihlerden daha erken bitirmeyi hedefliyor arkadaşlar. Bir yandan da tabii ekonomik kriz ile başa çıkmaya çalışıyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim, bu işe verdiğimiz ehemmiyet, bu işe verdiğimiz değer bütün bu krizleri, bütün bu sıkıntıları aşmamız zorunluluğunu doğuruyor. O nedenle canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Nefes aldıracağız. İzmir büyük bir nefes alacak. Kent içindeki trafik olağanüstü rahatlamış olacak. Ve Buca ile Bornova arası çok kolay bir biçimde bağlanmış olacak ama onun dışında aslında şehrin Manisa girişinden itibaren şehir trafiğine hiç uğramadan Konak Tüneli'ne erişme imkanı yaratmış olacak. Kısacası tek başına sadece iki ilçe arasındaki bir rahatlama değil, tüm kente yayılan trafik akışında büyük bir rahatlamayı getirecek, tetikleyecek bir proje. Çalıştığımız firmaya da çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu işin ehemmiyetinin farkındalar, öneminin farkındalar ve onlar da olanca güçleriyle hızlı bir biçimde, daha hızlı bir biçimde bitirmek için çalışıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığımızın ekipleri firmayla beraber buradalar. El birliğiyle çalışmayı sürdürüyorlar. Bu tünel aslında hem Yeşildere için hem Buca Metrosu için de bir kaldıraç vazifesi görecek. Hem Yeşildere Expo Alanı projesi, hem Buca Metrosu, hem de Buca Tüneli kentin gelecek kuşaklarına nefes aldıracak. Sadece bugünü kurtarmakla kalmayacak, geleceğimizi de rahatlatacak çalışmalar. O yüzden çok heyecanlıyız ve çok çok mutluyuz. Demir ağlarla örüyoruz, bir yandan da dağları deliyoruz.